Yıl 1600. Japonya'nın dalgalı kıyıları fırtınaya yakalanmış bir gemiyi ölümüne sarsarken John Blackthorne adında bir İngiliz denizci kendini bilinmeyen bir dünyada bulur. O artık Japonya'nın tam kalbinde samurayların ve daimyoların yani savaş lordlarının gölgesindedir. Blackthorne bu yabancı topraklarda hayatta kalmak ve bir yer edinmek için cesaretini ve zekasını kullanmak zorundadır. James Cleveland romanının özgün bir uyarlaması olan FX yapımı Shogun dizisi, Blackthorne'un ve hizmet edeceği Lord Yoshi Toranaga'nın heyecan verici hikayesini anlatıyor. Peki dizide yer alan efsane karakterlerin gerçekten de var olduğunu biliyor muydunuz? Oldukça gerçekçi kurulan atmosferiyle izleyenlere adeta 17. yüzyıl Japonya'sında ışınlayan Shogun dizisi tarihi gerçeklere ne kadar sadık? Bu videoda John Blackthorne'un izinden giderek Shogun'un Japonya tarihiyle paralelliğini inceleyecek, karakterlerin gerçekte kimler olduğuna bakacağız. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. XIII. yüzyılda Asya'ya seyahat eden ve bu ikonik gezisini ülkesi Venedik'e döndükten sonra kaleme alan Marco Polo, aktardıklarıyla farkında olmadan birçok kapıyı açtı. Bu kapılardan biri de Japonya'ya açılıyordu. Marco Polo büyük ihtimalle Japonya'ya hiç gitmedi ama Çin'de uzun bir süre kaldı ve Zipango olarak söz ettiği Japonlar hakkında birçok şey öğrendi. Zipango adasındaki insanların muazzam miktarda altını var. Kralın sarayının çatısı saf altınla kaplıdır ve zeminleri iki parmak kalınlığında altınla döşenmiştir. İşte Marco Polo'nun zihninden dökülen bu sihirli sözcükler Avrupalı tüccarların dikkatini çekti ve 1543 yılında Portekizlilerin Japonya'ya ulaşmasıyla yeni bir dönem başladı. Fernão Mendes Pinto adındaki bu Portekizli denizcinin gemisi Japonya'nın güney kıyılarında karaya oturdu. Japonların Batılılar ile ilk karşılaşması da işte böyle oldu. Portekizliler zaten Çin'le ticari ilişkiler içindeydiler ve bölgede yeni rotalar çıkarmak için keşif gezileri yapıyorlardı ama yine de ilk geminin Japonya'ya ulaşması büyük ölçüde şansa bağlı oldu. Bu ilk geminin ardından Portekizliler Japonya ile büyük bir ticaret ağı kurdular. Zenginlik vaat ediyorlar ama kaymağın yağlı tarafını kendileri yiyorlardı. Üstelik Japonya'yı ateşli silahlar ve barut ile tanıştırdılar. Bu da feodal lordlar arasındaki dengeyi alt üst etti ve yeni bir denge kurdu. Getirdikleri sadece dünyevi şeyler de değildi. Budizm öğretilerinin hüküm sürdüğü bu kadim topraklara Hristiyanlık inancını getirdiler. Katolik kiliseleri kurdular, din adamları yetiştirdiler, birçok Japon da bu yeni dine adapte oldu. Cizvit inancını Japonya'da yaymaya başladılar. Portekizliler Japonları denizin öte tarafındaki en güçlü ulusun kendileri olduğuna, görmeye değer başka hiçbir şey olmadığına inandırmışlardı. İşte böyle bir ortamda Hollanda bayrağı taşıyan bir gemi Japonya'nın 4 ana adasının en batısındaki ada olan Kyushu kıyılarına ulaştı. Tarihler 1600 yılının Nisan ayını işaret ediyordu ve kiraz ağaçlarının çiçekleri göz kamaştırıyordu. Uzun bir süredir denizde olan hırpalanmış geminin baş tümencisi ise deneyimli bir İngiliz olan William Adams'tı. İşte William Adams, Japonya'ya ayak basan ilk İngiliz ve dizideki John Blackthorne karakterine ilham veren kişi. Blackthorne'un dizide büyük savaş lordu ve ülkeyi yöneten 5 naipten biri olan Yoshi Toranaga ile müttefik olması gibi Adams da Tokugawa Ieyasu isimli savaş lordunun güvenilir bir danışmanı olmuştu. Tıpkı Blackthorne gibi Adams da kendine ait bir toprak, Hatamoto unvanı ve samuray kılıçlarıyla ödüllendirilecek ve saygı görecekti. Elbette gerçek bir karakter olan William Adams'ın kurgu bir karakter olan John Blackthorne ile birçok açıdan farklılaşan bir hikayesi var. Tüm bunlara gelmeden önce William Adams'ı biraz daha yakından tanıyalım. Adams hakkında bilinenler aslında kendi kaleme aldığı mektubundan öğrendiklerimiz kadar. Oldukça detaylı yazılan ve muhatabı kesin olarak bilinmeyen bu mektup, İngiltere'de öyle büyük bir yankı uyandırdı ki birkaç yıl içinde birçok dile çevrildi ve Avrupa'da yaygınlaştı. Adams, bilinmeyen dostları ve hemşerilere ithafen yazdığı mektubunda Japonya'ya nasıl geldiğini, burada nasıl hayatta kaldığını, Japon kültürüne nasıl uyum sağladığını açıklıyor. Bugün Tokyo Ulusal Müzesi'nde sergilenen mektubuna göre Adams, 1564'te İngiltere'nin Kent şehrinde doğdu ve 12 yaşından itibaren bir tersanecinin yanında çıraklık yapmaya başladı. Burada denizcilik, astronomi ve gemi yapımını öğrendi. 24 yaşında işi bıraktı çünkü İngiltere ve İspanya arasında büyük bir deniz savaşı başlamıştı ve Adams da kraliçenin donanmasına katıldı. İngiltere bu savaştan galip ayrıldı ama Adams savaş bitince işsiz kaldı. Böylece İngiltere'nin o dönem en büyük müttefiki olan Hollanda'nın Asya'ya giden filolarına katılmaya karar verdi. Hollanda uzun yıllardır İspanya ve Portekiz ile savaş halindeydi. Dolayısıyla İspanya ve Portekiz'in Asya bağlantısına sekte vurmak istiyorlardı ve bu amaçla 1598'de Rotterdam'dan 5 gemi, 500 mürettebat ile büyük bir filo yola çıkardılar. Planları Magellan Boğazı'ndan geçerek Güney Amerika'daki İspanyol gemilerini ve yerleşim yerlerini yağmalamak, ardından da bu ganimetleri Asya'da satmak ve satın alınan malları aynı rota üzerinden Avrupa'ya geri getirmekti. Ancak plan istedikleri gibi ilerlemedi. 2 yıl sonra bu filodan Japonya kıyılarına varabilen sadece Liefde isimli tek bir gemi ve birkaç mürettebat olacaktı. Karaya çıkarılan mürettebat Portekizli cizvitler için büyük bir problemdi. O zamana kadar Japonya'daki tek Avrupalı olan Portekizliler öyle kalmaya niyetliydiler.
Bu yüzden yapmaları gereken Japon yetkilileri denizcilerin birer korsan olduğunu ikna etmekti. Korsanlık Japonlar için büyük bir suçtu ve cezası idamdı. Onlardan ancak böyle kurtulabilirlerdi. Bu yüzden de ellerinden geleni yaptılar. Denizcileri ölümden kurtaran tek şey açık fikirli bir adamın merakıydı. Tokugawa Ieyasu'nun merakı. İşte bu noktada biraz da dönemi Japonya'sına bakalım. 1600 yılına girildiğinde Japonya Sengoku dönemini yaşıyordu. Sengoku savaş halinde bir ülke anlamına gelmekteydi ve gerçekten de birkaç yüzyıldır iç savaş hakimdi. Kaos içinde geçen yılların ardından Toyotomi Hideyoshi adında bir imparator ülkeye barış getirmeyi başardı. Ancak ömrü uzun olmadı, bu yüzden de kaos yeniden kapıdaydı. Çünkü geriye küçük yaşta bir varis ve varis reşit oluncaya kadar ülkeyi yönetmesini vasiyet ettiği 5 naipten oluşan bir konsey bırakmıştı. Bu naipler arasında en kudretli olanı ise Tokugawa Ieyasu'ydu. Yani dizideki Yoshitoranaga karakterine ilham veren Shogun. William Adams dizide anlatıldığı gibi Tokugawa'nın Shogun olmasına gerçek hayatta yardım etmedi belki ama onun gerçekten de en güvenilir danışmanlarından biri oldu. Osaka'da Tokugawa'nın huzuruna çıkarılıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Şimdiki ismi Tokyo olan Edo şehrine gönderildi ve Japonya'dan ayrılmasına izin verilmese de kendi haline bırakıldı. Bu sırada Tokugawa da kendi mücadelesine odaklandı. Tüm ipleri eline aldı, çetin savaşların ardından rakiplerini ortadan kaldırdı ve Shogun oldu. Hem dizide hem de bu videoda Shogun ismini çok duyduk. Peki Shogun ne demek? Shogun aslında askeri bir rütbe. Tüm orduların komutanı anlamına geliyor ve anlaşılacağı üzere en yüksek askeri rütbe. Aynı zamanda da bir yönetim biçimi. İmparatorun fiili varlığını devam ettirdiği ancak tüm yetkilerin ve gücün Shogun'un elinde toplandığı bir yönetim biçimi. Tokugawa'nın kurduğu Tokugawa Shogunluğu 1868 yılına dek devam etti. Dönelim hikayemize. Ülkede istikrarı yeniden sağladıktan sonra Tokugawa Adams'tan faydalanmak istedi. Ülkedeki Portekiz tekeline son vermek isteyen Tokugawa için Adams'ın anlattığı bilgiler çok değerliydi. Adams, İngiltere'nin ve Hollanda'nın işbirliği yapabilecek dost uluslar olduğunu anlattı. Böylece Adams'ın önderliğinde Japonya'nın kuzeybatı kıyısındaki küçük bir ada olan Hirado'da bir Hollanda ve İngiliz ticaret üssü kuruldu. Tokugawa, Adams'ın gemi inşasındaki bilgilerini de kullandı. Eski mürettebatının da desteğiyle Tokugawa Ieyasu için gemiler inşa etmeye ve bu konudaki tüm teknikleri Japonlara öğretmeye başladı. Bunun yanında Japon kılıçları, tüfeklerin mermileri ve toplar için Avrupa'dan ham madde alınmasına da Adams öncülük etti. Portekizliler sayesinde tanıdıkları ateşli silahları kullanmayı biliyor, hatta kendileri üretiyor ancak mermiler için yine Portekizlilere muhtaç kalıyorlardı. Artık bu tekel de ortadan kalkmıştı. Dizide John Blackthorne'la sürekli Anjin diye sesleniliyor. Gerçek hayatta da William Adams Anjin olarak anılmıştır. Japonlar ismini telaffuz ederken zorlandıkları için Adams'ın gemideki görevinden yola çıkarak Japonca'da pilot anlamına gelen Anjin olarak seslenmişlerdir. Hatta Tokugawa Ieyasu, William Adams'a Edo yakınlarındaki Miura'da toprak verdikten sonra da Miura Anjin, yani Miuralı pilot olarak anılmaya başlandı. Bu mükemmel dostluk ve işbirliği 1616'da Tokugawa'nın ölümüyle sona erdi. Yerine geçen oğlu Hidetada, Adams'a hiçbir zaman babası gibi yaklaşmadı ve onun danışmanlığına ihtiyaç duymadı. Zaten ülkeyi yeniden dış dünyadan izole etmeyi kafasına koymuştu. William Adams ise bir daha hiçbir zaman doğduğu topraklara geri dönemedi. Başlangıçta evet, dönmesine izin yoktu. Ancak sonraları orada zorla tutulan bir esir değil, saygı gören bir danışmandı ve dilerse ülkeden ayrılabileceğine dair izin bizzat Tokugawa tarafından verilmişti. Ama yine de Anjin, Japonya'da kalmayı tercih etti. Üstelik memleketinde Mary isminde bir eş ve iki çocuk bırakmıştı. Geçirdiği bunca yılın ardından kendisini Japonya'ya ait hissettiği aşikar. Burada yeniden evlendiği ve iki çocuğu daha olduğu düşünülüyor. Ama Adams, Japonya'da Shogun'un Hatamotosu'ydu. Kılıçları olan bir samuray, sözlerine itibar edilen bir danışman, kendine ait bir toprağı ve ev halkı olan küçük bir lordtu. Doğduğu topraklarda ise sadece bir denizciydi.